olmuştu Cekülü'ye göre. Meyvesi hasat etkinliğinin yanında sizlere Aronyalı dondurma, Aronyalı yaş pasta ve Aronya reçeli sunmuş olacağız. Programla ilgili açılış konuşmalarını yapmak üzere Akçaabat Belediye Başkanımız Sayın Osman Nuri Ekim'i mikrofona arz ediyorum. Buyurun başkanım. Sayın Valim, çok kıymetli milletvekilim, çok kıymetli il başkanım, yine değerli kurum müdürlerimiz, yine sivil toplum örgütlerimiz, ilçe başkanım, benim saymayı unuttuğum çok kıymetli misafirler ve bize evini açan değerli misafirperver hemşerim, hepinize saygılarımı sunuyorum. Burada Akçaabat olarak Aronya'nın Akçaabat'ta yaygınlaşması için bir etkinlik düzenliyoruz ve Aronya'nın gelecekte ulaşmasını düşündüğümüz noktayı belirlemek amacımız. Ve biz bundan 2 yıl önce 40 dönümlük bir arazide 40 dönüm civarında Aronya dikimi gerçekleştirdik. Bunların meyvelerini şu anda burada topluyoruz. İnşallah ilerleyen yıllarda da bu fidanlardan daha güçlü bir şekilde meyveler elde edeceğiz. Ve Akçaabat'ta Aronya'nın Akçaabat'ta üretilen bir meyve ve özellikle de salgına dönük, bağışıklık sistemine dönük katkıları olacak bu meyvenin. Biz buradan oluşturduğumuz markayla beraber de bölgemizdeki Akçaabat markasıyla bölgemizde üretilen meyvelerin, sebzelerin kurutularak paketlendikten sonra ekonomiye kazanması için bir proje yakın zamanda gerçekleştirdik. Burada özellikle hem Sayın Milletvekilimiz Adnan Günler Bey'e ve diğer milletvekillerimize, Sayın Valimize bu projeye vermiş oldukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Bu projeyi geçirirken Sayın Bakanımız Mustafa Varank Bey'e bu konuyla ilgili projemizi sunduk ve sağ olsun 1 milyon 800 bin lira bir katkıda bulunarak inşallah Yaylacık bölgesinde bir kurutma ünitesi ve bunu pazarlayacağımız, burada bölgemizde üretilen meyveleri pazarlayacağımız bir tesis kazandırmış olacağız. Hepinize buraya hoş geldiğiniz için hoş geldiniz demek istiyorum. Bu programda ve Aronya'nın gelişmesi ve geleceğe dönük yapılacak tesislerde katkısı bulunan bütün herkese teşekkür eder. Sizlere de saygılarımı sunuyorum. Sayın Valim, çok kıymetli Hazirun, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Akçaabat Ziraat Odası Başkanımız ve Akçaabat Belediye Başkanımız, başta sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sizlerden. Sadece Aronya değil, birçok konuda Akçaabat Ziraat Odası öncülüğünü Trabzon'da devam ettiriyor. Bu vesileyle Mustafa Hikmet Eyüboğlu ve arkadaşlarını takdirle burada tekrar yeniden anmak istiyorum. Aynı şekilde Akçaabat Belediye'mizin bu tür faaliyetlerdeki desteğinden dolayı da Belediye Başkanımız Sayın Osman Nuri Ekim'e yine teşekkür ediyorum. Az önce bahsettiler Sayın Bakanımız Mustafa Varank Bey. Kendisinden önce bu işi talep ettiğimizde kurutma ile ilgili olarak kaç kişiye istihdam edeceksiniz ki yani topu topu burada çalışacak 5-10 kişi yani bu mu iş? Ben bunu uygun bakmıyorum diye yaklaşmıştı. Halbuki bütün Akçaabat'ı hesabında istihdamda hep bölgede ilkleri başarmış olan bir yerimiz. İnşallah ben inanıyorum ki başta Aronya olmak üzere alternatif üren adına tarımda çok daha güzel şeyleri başaracağız. Ben geldiğim günden beri yaklaşık 3 yıl oldu. Şunu samimiyetle ifade etmem gerekirse Akçaabat Ziraat Odası'nın çalışmalarını gerçekten tebrik ediyorum. Her ortamda, her zaman belki sayısını bilmeyeceğim bir düzeyde geldim.
birçok organizasyonlarına da katıldım. Bunlar gerçekten harika şeyler. Yani bizim küçük üreticilerimizin alternatif ürün adına bu tip tarımsal anlamda yapmış oldukları her faaliyetlerin yanında olmayı hep arzu ediyoruz, arzu ediyoruz ve hep de olmaya da bundan sonra da inşallah devam edeceğiz. Çünkü ülkemizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çıkmış olduğu bu medeniyet yolculuğunda ülkemizin gerçekten üretime ve istihdama, özellikle tarımsal anlamda bu pandemi bize bir kez daha gösterdi ki çok daha ihtiyaç olduğumuz bir gerçek. Bu anlamda Akçaabat çok alternatif üretimi bol, tarımsal anlamda çeşitliliği fazla olan ve Allah vergisi mümbit bir arazisi olan kısıtlı arazi imkanlarıyla bu derece güzel tarımda çeşitliliği, üretkenliği arttıran bir anlayışın sözcülüğünü yapmak, onun önderliğini yapmak, Ziraat Odamızda, Tarım İlçe Müdürlüğümüzde, Tarım İl Müdürlüğümüzde bunlar çok anlamlı oluyor. İşte biz de bunun devamı, kıymetli vekilimizin de paylaştığı gibi Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla yapmış olduğumuz görüşme, DAKA bizim kalkınma ajansımız üzerinden inşallah işte sizin burada el emeği, üretmiş olduğunuz bu tarımsal ürünlerimizin tabii ki üretmek önemli olduğu kadar pazarlanmasının da çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. İşte bu anlamda da biz burada kurutma tesisiyle, paketlemesiyle bu anlamda yapılacak olan tesis gerçekten burada hem bu ürünlerimizin tanıtımına ciddi şekilde katkı sağlayacağı gibi alternatif ürün adına ve gelir adına da çok ciddi katkıları olacağını ben canı gönülden inanıyorum. Ben bu vesileyle burada başta Akçaabat Ziraat Odamızı ve onlarla birlikte bu süreci el birliğiyle takip eden Tarım Müdürlüğümüzün elemanları başta olmak üzere herkesi tebrik ediyorum. Bize bugün bahçesini açan, evinin bahçesini açan, bu arazisini açan ev sahiplerimize de, hanımefendilere de ben tekrar teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. ...birleştirilen ilçemiz Akçaabat'ımız. Bu Aranya'da inşallah burada bizim evlerimizde, çiftçilerimizin tarımsal alanında çok önemli bir üretim alanı olacağına ben canı gönülden inanıyorum. Ben hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evet, hayırlı uğurlu olsun ya Allah. Sayın Valim. Bu 1,5 kilo. Sayın Valim, Başkanım, Vekilim. Sayın Valim. Şöyle bir tane sepet alayım ben. Sepet alalım. Buyurun efendim. İçinde zatçı var. Şöyle evet, birer tane alıyoruz. Sayın Valim. Şöyle, Sayın Vekil. Evet. Hayırlı olsun.